Bilim insanları, Mars yüzeyindeki toz şeytanlarını ilk kez duydu. Perseverance keşif aracı, Mars yüzeyinde uzaylı kasırgası gibi esen, çok küçük hortum ve tozların kayıtlarını Dünya'ya gönderdi. Araştırmacılar, bu olayın ilk kez gerçekten duyulduğunu ve kaydın, gezegen hakkında daha fazla şey anlamak için kullanılabileceğini söylüyor. Keşfi yapan ekibe liderlik eden, Purdue Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yer alan, atmosfer ve gezegen bilimleri profesörü, Roger Williams şunları söyledi. Sesi kullanarak, diğer bazı araçlarla öğrenebileceğimizden, çok daha fazlasını öğrenebiliriz. Düzenli aralıklarla ölçüm yapıyorlar. Mikrofon, tam olarak ses hızında olmasa da, saniyede yaklaşık 100.000 kez örnekleme yapmamızı sağlıyor. Mars'ın nasıl bir yer olduğuna dair, daha güçlü bir fikir edinmemize yardımcı oluyor. Bulgular 13 Aralık'ta Nature Communications'da yayımlanan, Marslı bir toz şeytanının sesi başlıklı, yeni bir makalede rapor edildi. NASA'nın Perseverance keşif aracı, 2020'de Mars'a ulaşmış, beraberinde gezegenin yüzeyinde, ilk çalışan mikrofonu da getirmişti. Bu mikrofon, keşif aracının SuperCam olarak bilinen, kameralar ve spektrometreler de içeren, kafasındaki bir dizi sensörden biri. Mikrofon her iki günde bir, yaklaşık 3 dakika süreyle çalıştırılıyor. Bu da neyin yakalanacağının, şansa bağlı olabileceği anlamına geliyor. Fakat keşif aracı, Mars'ı incelemeye başladığından bu yana, neredeyse 100 toz şeytanına dair kanıt gördü. Dolayısıyla eninde sonunda bir tanesinin de, geçip gittiğini duyması an meselesiydi. Ses kaydı, Mars'taki atmosfer ve hava durumunu daha iyi anlamak için, diğer verilerle birlikte kullanılabilir. Kayıt, gezegenin nasıl hızlı ve zayıf rüzgarlardan oluşan, çok küçük fırtınalara sahip olduğunu gösteriyor. Bu da astronotların yaşadıkları yerleri yıkabilecek, güçlü rüzgarlar konusunda endişelenmelerine gerek olmadığı anlamına geliyor. Fakat anlaşılan o ki, bu fırtınalar ekipmanların üzerindeki güneş panellerinde, kum birikmesini önleyecek kadar kuvvetli. Bu da önceki keşif araçlarının, beklenenden çok daha uzun süre dayanmasını sağlamış olabilir. Profesör Williams yaptığı açıklamada, o gezici ekipler birkaç gün ya da hafta boyunca, güçte yavaş bir düşüş ve ardından bir sıçrama görürlerdi. Bu, rüzgarın güneş panellerini temizlediği zamandı dedi.